Evet, Cities Skylines'ta en son nerede kalmıştık? En son bu yollarımızla trafik sorununu bir nebze çözmüştük abi. Şurada bir tek biraz sıkıntı vardı. Buranın sıkıntısı da yani aşırı değil ya. Şuralara kadar falan gidiyor yani. Şöyle çok sıkıntı olacak kadar gitmiyor. Abi buraya bakacağım ya. Buraya bir ara el atacağım. Burasının sorunu çünkü yani ta şuradan şöyle gelen adam direkt olarak buraya geçebildiği için onlara büyük bir kolaylık sağlamış olduk ama burayı birazcık kilitlediler yani. Abi yoksa adam buradan gelip şuradan dönüp burayı kilitliyordu. Bak buralar nasıl akıyor artık. Şimdi buranın yükünü başka bir şekilde de azaltmamız lazım. Onun için de şuradan şöyle iki kat yer altında çıkıp şuradan bağlanan dev bir proje gelir mi? Hayır gelmez. Yeter artık. Buradaki sanayiyi atmıştık. Yani buradaki sanayi de iyi. Şuradaki köprü ve bu iğrenç yolu burası için atmıştım yani. Alışınca bu yolu seviyorsunuz abi. Mantıklı gelmeye başlıyor. Şimdi adam bu yola alışacak, tamam mı? Başta karışık gelecek, sonra alışacak. Ondan sonra başka bir yere gidecek. Diyecek ki ulan o yol neymiş, ne kadar rahatmış diyecek. Mesela şu yılan köprümüz. Yani hiç. Şuralar iyi ama bak. Şu hat iyi oldu. Yani burayı ilerletmek istiyorum. Genişletmek istiyorum ama iyice yük artıyor o zaman. Bunu da tabii şuradan bir yolu bu tarafa bağlayarak çözebilirim. Sonra şu araları var ya bak, şu boş kısımlar. Oraları böyle düşük yoğunluktaki evlerle kapatıp böyle hani ayrı ayrı gözüksün istemiyorum abi. Böyle bir bütün halinde gözüksün istiyorum her yer. Onlara da öyle bir ayar çekilebilir. Senin ne sorunun var yavrum? Çevre kirliliği ne ya? Bak bana diyorsunuz ki sanayi şehre böl diyorsunuz mesela. Ya bu sanayi etrafı kirletiyor abi. Bunun bir önleme yolu var mı? Mesela ben bunu attım diyelim buraya bir yere. Bu insanlar ağlayıp durmayacaklar mı? Buralar kirli, buralar kirli diye. Neyse, deli bir sanayi ihtiyacı var ya. Şuraya bir tane daha atalım o zaman. Şimdi burada bir tane metro vardı abi. Buradaki metronun kullanımı artmış mı? 57 kişi, 96 kişi falan diyor. Çok da artmamış. Şuradaki boş, gereksiz bir otobüs hattımız vardı. O ne durumda? 0 kişi taşıyor. Bu otobüs hattını abi şuraya getireceğim ya. Şuradan şu sanayiye taşıttıracağım otobüsle. Bir de şurada bir tren hattı oluşturacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Bak bunu da şöyle yapıyoruz. Şimdi trene geldik, tamam mı? Burada şöyle bir yük treni var. Bunun bir yola bağlanması gerekiyor. O da şöyle yola bağlanıyor ya. Bunu ayrı bir yola bağlanmış lazım. Yani şu tren yolunu biraz şu taraftan şöyle geçireceğim. Bunu yola bağlayacağım. Bu dışarıdan bir yol gelecek şimdi. Yapınca anlayacaksınız. Şimdi öncelikle tren rayları. Hocam ben bu rayları niye alamıyorum? Ben şu rayı kaldıracağım, rayı. Tamam yavrucuğum, tren istasyonunu inşa edeceğim de şu rayın kalkması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi bu nasıl olacak? Şöyle olacak. Buradaki yolu aynı şekilde. Tamam, bu arada bu ağaçlar kuruyormuş. Öyle demişsiniz. Bu ağaçlar kuruyormuş değil, kurumuşlar. Kurumuşlar ama böyle de hoş bir görüntü oldu be. He? Boşa gider diyorsanız onu değiştirelim tabii. Çimenler kuruyor mu? İyi bari çimenler kurumuyor. Şimdi trene buradan bağlanacak bu. Onun için de bak şuradan şöyle hani ayrı bir yol yapalım ki buraları tıkamasın. Anladın mı? Yani tırlar çünkü önünde gelip duruyorlar ya. Öyle bir şeyler olabilir yani. Öyle bir şey yaşanırsa diye bak trenin şeyi burada böyle olacak. Şimdi bu ağlar bu trende. Aman ben bükülemem tren diye, o yüzden azıcık uzaktan getirelim. Böyle. Bakalım kullanılacak mı tren ya? Yani kullanılıyor mu? Normal çalışıyor diyor. Kent dışına erzak ve ham madde taşır diyor. Bak bunu anladık. Buranın suyu yok. Suyu gelir suyu, sen şey yapma. Elektriği var mı? Elektriği de yok ki. Tamam görmek istiyorum. Buraya gelen... Evet. Ama durmadan geçti gitti. Hocam buraya mal taşıyacak mısınız? Kamyonlar. Yani burası kullanılacak bir yer olacak mı? Buraya ama böyle şey arabaları giriyor durmadan. Yemek arabaları giriyor burada çalışanlar için. Tırlarımız burayı neden kullanmıyor? Hayvan gibi haftalık bakım ücreti var bak buranın. Heh geldi koçero ya. Güzel güzel, tırlar dolu giriyor boş çıkıyor abi, çok iyi. Hop geldi durdu. Durdu tamam mı, hop. Yükledi gitti. Yüklüyor, ne gidiyor bak, yükleniyor gidiyor, çok iyi. Mesela bu çözüyor mu biraz trafik sorununu? Bu trenin olması. Tırlardan bizi kurtarıyor mu bir nebze? Şimdi treni attık. Gayet güzel oldu. Burada ne oldu? Çok az servis hizmeti mi var? Nasıl ya? Abim bak. Sağlık desem var. Polis desem var. İtfaiye desem var. Sen ne istiyorsun lan köpek? Kütüphane mi istiyorsun? Park yokmuş. Parkta getiririz paşam ya. İstediğiniz park olsun. Al parkınızı getirdik. Elektrik nasıl kopabilir ya? Kopmaz oğlum elektrik. Burada bağlantı var. Elektrik tüketimi artmış. Bu elektrik de ayrı sıkıntı. Bu arada şunu da akan suya kuruyormuşuz. Bak buradaki su akıyor abi. Buradaki su akıyor, 32 getiriyor. 64. Bak buradan iyi akıyor demek. Buradan iyi akıyor. Buradan 64 getiriyor. 64 de iyi bu arada ha. Of 128 falan diyor oğlum. Bu ne diyor buralarda? Buraya ben buraya 5-6 tane arka arkaya atabiliyor muyum peki? Su taşıyor mu? Neyse biz şu elektriğimize bir odaklanalım. Petrol santrali var diyor. Güneş enerjisi. Bak bu güneş enerjisi de burayı da full donattık abi. Şöyle güzelim sahili şöyle bok ettik yani. Abi güneş enerjisini bir yol kenarına yapılmalı diyorsun. Burası 160 mı üretiyorsun sen? Sen ne diyorsun ya? Otobana atılmıyor bu. Oğlum 160 harbi iyi, biliyor musun? Tabi bunu nereye atsam düşünüyorum şu anda. Şuraya atayım ya. Şehrimize giren ne kadar modern bir yer olduğumuzu görsün.
Geçen de bunu sanayiye atabilirim bak. Aynen, sanayide akar bu. Bakayım tipi nasılmış. Tipi de gayet güzel. Bu etrafı kirletiyor mu? Tamam, elektrik adına bir sorununuz yok. Şu otobüs hattını tekrar düzelteceğim ya. Onu tekrar kaldıracağım. Bunu toptan nasıl kaldırıyorduk? Bana biri söylemişti bunu. Hattı tamamını kaldırabiliyorduk ya. Ya buraya giden de metroyu kullansın abi. Burada da metro var ya. Oraya giden yok da. Ya bak bari 3 kişi değil yani. En azından bir 7 kişi taşısın, 8 kişi taşısın. Ben okeyim ona yani. Hiç kimseyi taşımıyor bu. O yüzden şimdi bu şuradaki yoldan çıkacak, sadece şuraya turlayacak, geri gelecek, bu kadar ya. Şuradan başlıyorsun, tamam mı paşam? Buradan başlıyorsun, şurayı dolanıyorsun, sonra burayı dolanıp çıkacaksın işte. Basit, basit, gayet basit. Bütün şehri neredeyse dolaşmış oluyor ve sonra gelip şurada duracaksın. Buralara daha sonra şeyler gelebilir çünkü. Sonra gelip burada duracaksın bak. Ondan sonra gelip burada duracaksın. Sonra dolaşıp burada durursan, şu taraftan gel de dur. Şöyle. Tamam. Ondan sonra geldiğin yoldan buradan U atmayacaksın değil mi? Sen nasıl gideceksin sen geri? En son durak neredeydi? Şurada. Heh. Buraya geri dönüyorsun. Sonra yanına. Buraya. Buraya. Şuraya. Şuraya dönüyorsun. Ve sonra bağlanıyorsun. Böyle mükemmel bir şey. Şimdi aksın bakalım. Böyle birkaç dakika geçmesi gerekiyor bunların olaya alışması için. Burada da çünkü yeni hani yerler açılıyor. Hem de bayağı hızlı açıldı. Ve deli gibi sanayi ihtiyacı daha devam ediyor. Tırlarımız çalışıyor mu? Güzel, tırlarımız da geliyorlar. Bir tanesi boş girdi. Geri çıkmadı da. Bu bana para kazandırıyor mu ya bu yük treni? İyi bari bak, bu tren aktif olarak kullanılıyor. Burada çöp sorunu var diyor ya. Çöp sorunu olabilir hocam. Mantıklıdır da buraya gelen araba var aslında ya. Gelmiyor mu kimse? Şuraya atacağım çöp şeyini de. Olmayacak o da. Neyse dursun, onu almaya gelirler ya. Bu artarsa birkaç kişiye daha. O zaman bakarız. Ha biz ne attıydık ya? Otobüs. Otobüsler burada perişan oldular bir anda. Ya yanlış mı attık? Ne oldunuz lan? Bak bu gidiyor. 3 kişi almış. Şu otobüsler niye böyle oldu ya? Yeni geldiler, duruma alışmaya çalışıyorlar diye mi? Hatlar yeni atıldı diye mi öyle oldu? Abi yine 3 kişi falan taşıyor bunları ya. Kimseyi taşımadan giden var. Buradaki otobüsü tamamen kaldırsam ya. Ben bu arada otobüs biletlerini nereden ayarlıyorum? Bedava yapacağım abi ben bu otobüsü. Nereden ayarlıyorum ben? Politikalardan mı ayarlıyoruz? Hizmetler. Ücretsiz toplu taşıma. Herkese bedava toplu taşıma. Tamam. Bedava abi. Trenler de mi bedava oldu? Gelirimizin belli bir kısmı birazcık şey olacak ama. 16.000 geliyor ya. 16.000 tertemiz para. Şeye ihtiyaç var. Sanayi. Beni ürkütüyor, sanayi atmak istemiyorum ya. Dolacak buralar diye. Atalım şöyle ufaktan birkaç tane yere. Şuradaki burayı bayağı bir yoğunlaştırmış olacağız. Şuraya da o zaman birkaç tane atayım. Buraya da açılsın hani. Ne oldu şimdi? Bir kişi mi var şu an otobüste? Şu giden otobüse bakmak istiyorum ben. Gidenlerden bir tanesi. Topladın herkesi, gidiyor olman lazım abi. Sıfır. 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 Aa kimse çalışmaya gitmiyor mu ya? 9 kişiyi getiriyor bu. Bu bir kişiyi götürüyor. Bu kimseyi götürmüyor. Bu bir kişiyi götürüyor. Dönen otobüslere bakalım o zaman. Bir de otobüse arka arkaya biniyor abi. Otobüs sayısını azaltabiliyoruz mu? Bütün otobüslerin bütçesini azaltıyor ama. Bütün otobüslerin bütçesi azalmaz abi. Çünkü bunlar dolu gidiyorlar yani. 19 kişi. Bir kişi götürüyor lan bu da. Sana ne oldu oğlum? 17 kişi. Ha bir tık azaltabilirim aslında ya. Çok az azalabilir yani. Nerede abi toplu? Ama toplu taşımanın tamamını mı çekiyor sen otobüsün? Abi otobüsü şöyle 90'a indirsem aslında daha iyi olabilir. Hatta şöyle 85'e. Otobüs sayısı azalsın biraz. 24 değil, onu azaltın işte. 3 kişi falan götürüyorlar çünkü ya. Buradan bir tane şeye bakmak istiyorum ben. Dönen bir otobüse bakayım diyorum. Dönen otobüsler burada. 4 kişi götürüyordu. Sen nereden götürüyorsun onu? Abi sen otobüs. Sen kafana göre nereye gidiyorsun? Garaja dönüyorsun da nereye gidiyorsun, nereye? He? Abi senin hattın burada. Oradan bastın, nereye gidiyorsun sen? Aa bunlar da oradan gidiyor. Oğlum siz ruh hastası mısınız lan? Geri döneceği yolu takip eden yok herhalde. Ha, bazı geri dönenler var bak. 25 kişi almış abi bu adam. 25 kişi almış. Bu tabi 25 kişi alır lan. Bazıları çünkü basıyor, şuradan gidiyorlar. Bunların işten çıkarılmasını istiyorum ya. Bu otobüs bir çıkmazdır abi. O yüzden hiç otobüs işine girmiyorum. Ve ben kaldığım yerden devam ediyorum şeyime. Şehirleşmeme. Şimdi nüfusumuz 28.000, tamam mı? Şuraların doldurulmasını istiyorum. Onun için de otobanı bu taraftan devam ettirebilirim. Ama o nasıl olacak? Şuraya boşalttınız mı lan? Boşaltma tamamlanmış. Burayı bir kaldırayım o zaman ya. Şu yol çünkü yamuk yumuk gözüküyor. Onu yıkın. Şu yolu tam şu ortadan çıkartacağız. Onun için de şunu mu sileceğiz? Buradan buraya böyle bağlansın bu yol. Çirkin gözükmesin yani. Sonra bu otoban. Otoban bey. Şuradan çıkıp şuradan şöyle devam etme gibi bir imkanınız var mı acaba? Yer altına girerek ama. Yer altına bak. Varmış. Çok temiz, tertemiz. Çünkü bu otobanın bu tarafa geçmesini istiyorum. Bunu da bu tarafa böyle bağlamayı düşünüyorum. Şehre buradan başka bir giriş olsun diye yani. Yani bu tarafa gitmek isteyen insanlar da gelip şuradan bizi şey yapmasınlar, uğraştırmasınlar. Onun için şu yolların kalkması lazım. Yeter daha, ben yoruldum yol atmaktan ya. Neredeydi o daha yeni bulduğum yer? Onu şimdi arayacağız mı bir de? Aa burada da bir yeraltı varmış.
Yüzeye çıkman lazım hemen. Çıktın mı yüze? Sen burada bir dur. Şu yol şöyle devam edecek çünkü. Ona göre seni şey yaparız. Oranlayacağız. Sen buradan şöyle bir yüzeye çıkacaksın kardeşim. Ama yamuk yumuk gitme bak. Şunu da doğru orantılı git lan. Yamuldu ya. Bilmiyorum, bu yolun önünü alamadık. Bu yamuldu gitti kendi kendine. Düz gibi de duruyor aslında lan. Düz mü yoksa bu? Neyse, buranın girişi de şurasıyla şöyle bağlantılı olacak yani bizim. Bunu buradan aşağıdan şöyle geçireceğiz. Bir tık geride olsa daha iyi olurmuş ya. Boz abi boz. Düzgün olacak yol, düzgün. Şöyle ayarlayarak atacağız. Tabi bu yol burada bir şeye giriyor. Çıkmaza giriyor yani. Onun için burada şöyle bir kavşağa mı bağlansın, ne yapsın? Burası da bayağı büyük. Büyük bir yer olduğu için. Yol iyi büküldü ama. Evet, burası da böyle enteresan bir yol oldu. Şuraları da bağlayalım tabi bu arada. Oo, bu buraya direkt bağlanır mı? Yapar mıyız böyle çılgın bir proje? Tamam, buralar böyle. Buralar biraz karışık ama olsun. Yollar bir garip. Tam bir mahalle. Şurası ayrı bir garip. Sanayi ihtiyacı devam ediyor ya, enteresan bir şekilde. Buradaki otobüsler ne oldu? 8 kişi, 12 kişi. Bak buralar ne güzel ya. Tam istediğim gibi. Şunlar hiç öyle değil ya. 2 kişi, 6 kişi. Abi burada devasa bir sanayi var. Buraya götürüyorsun insanları ya. 5 kişi götürüyor bak, iyi bari. Arada hala bu taraftan giden otobüslerimiz var mı? Ev atılmıyor. Bak buraları kullanan yok tabii doğal olarak. Şuradaki... Şurayı kullanan 331 kişi burayı niye kullanıyor abi? Şu evlerinden çıkıp buraya mı geliyorlar? Bak orayı 331 kişi kullanıyor, tamam mı? Burada bir tane daha vardı. Burayı 685 kişi kullanıyor tabii doğal olarak. Şurayı kaç kişi kullanıyor? Bak burayı nasıl 117 kişi kullanır abi? Millet işe gitmiyor mu ya? Burada yok bu arada. Sonradan atılan bir yer olduğu için belki ikinci bir metro çıkartırız, onu da yaparız. Burada zaten ana merkezi var yani. 332 kişi buradan kullanıyor. Şuna baksana abi, şurada yol var, bağlanmıyor. Öyle bir yol var yani. Buradaki istasyonu kullanan var mı? Buraya otobüsle geliyorlar çünkü yani. Ben buraya millet otobüsle getirdiğim için burayı 58 kişi kullanıyor. Burada belki sağlam bir kullanma olabilir. 291. Ya çok da kullanılmıyor ya. Şuradaki, buradaki 146. Burası güzel ama ha. Harbi güzel bir yer yani. Ha, burası etraf kirletmiyor da lan. Orman sanayisi olunca. Aa, öyle mi lan? O zaman şuraya biraz orman sanayisi açılmaz mı? Deneyelim. Deneyelim. Bakın paşam, burası bir bölge. Tır sokacağız lan şehrin içine. Mantıklı mı? Deneyip görmek lazım. Buraya orman sanayisi bölgesi adını verdim. Ve burası full. Full bir. Nereden onu? Boyamaca. Bu tarafları böyle. Açılsın bakayım. Madem etrafı hissetmiyorsunuz. Sonra. Hemen de açılıyor ha. Tam karşısında metro istasyonu var çünkü. Açılır açılmaz su diye ağlamaya başladılar. Tır geliyor hemen. Hemen geldi. Artık buradan tırlar da geçecek yani ha. Güzel. Tam düzelttiğimiz yeri tekrar bok edeceğiz yani. Tam sanayi ihtiyacı biraz düştü. Birazcık mavilik. Mavilikler lazım diyor. İş yeri bölgesi düşük yoğunlukta. Ticari bölge yüksek yoğunluk. Yüksek değil abi. Buraya bak, şu sahile. Sahil dediğin iş yeri bölgesi olur ya. Kafeler mafeler olur. Akar yani buralar. Şu arka taraflar birazcık daha düşük yoğunluktaki yerler de olabilir mesela şuraya. Çünkü niye? Buralar birazcık daha şöyle evlerden. Şöyle bir döşemeci evleri. Buralar daha düşük yoğunluktaki evlerin olduğu alanlar olacak. Buralara hizmet geliyor mu bu arada? Hizmet buralara az geliyor. Az geliyor. Olmaz. Sağlık ocağı. Her şey açılacak abi. Parası neyse verilecek. Ve itfaiye geliyormuş. Polis yakınından geçmiyor. Çukur burası galiba. İlkokul desen yok. Lise desen zaten yok. Liseyi nereye açacağız abi? Burada lise açacak yer de yok. Bunlar lise okumasın abi. Bunlar orman sanayisine gitsin. Park bahçe desen park bahçe açılır. Açılır hocam park bahçe. İnsan lazım diyorlar. Eğitimsiz insan lazım işte. Biz de burada eğitimsiz insanlara şey yapmaya çalışıyoruz ya zaten. Gelecekler. Bak şuradakiler de daha var ya. Liseyi şuraya bir yere mi atsam acaba ya? Düşünsene böyle denize, kıyı bir lisede okuduğun. Çok iyi olmaz mı be? Atayım o yüzden bunu. Buraların ilkokulu da yok ama bak. Hemen arkasına da bir ilkokul gider. Hı, bu ya. GTA Vice City ya. Lan ne demek su ihtiyacı var? Su tüketimi üretimi geçmiş. Su arıtma tesisimiz iş yapmıyor mu abi? Burası hala bok akıyor buradan ya. Şuralara su kuleleri açmak istiyorum ya. 2-3 tane su kulesi. Bak oradan, aynen oraya zaten biz şey yapamıyoruz. Şuralara zaten bina atamıyoruz. Şöyle su kulesi atalım şöyle. Ne oldu şimdi su şeyi? Bunlar nasıl su doluyor lan? Bunlar nereden suyu alıyor bilmiyorum abi. Birini getiriyor mu bunu? Evler açılıyor gayet hoş. Şu düşük yoğunluktaki evleri şu taraflara biraz daha atalım şöyle. Aa, tam şu kıyısına atmasam idim ya. Mesela bak buralarda şey yok. Aa, çocuklar oynasın şurada, tenis kortu falan açalım şuraya. Böyle güzel şeyler. Şuraya basket sahası açalım. Binaları yıkmasın ama. Binaları yıkmadan açamıyoruz mu? Tam okulun yanına. Abi şuna bak. Şurada tenis oynayan adamlar var bak. Arkada bok akan nehir var. Ama bunlar bayağı bildiğin sanayi. Aa, bu şeyde değil mi? Çünkü bölgede değil. Aynen, buraya sanayi attık ama alanda olmadığı için şey oldu. Ha,
Hayır, hayır. Orman sanayisi hocam. Buraları pisletmeyin, ağaçları kuruttunuz hemen gelip ya. 2 dakikada ağaçları kurudu ya. Çıkın gidin lan. Nüfus 29 bin ama -22 şu anda. Bırakanlar gidenler var yani. Hayır mı? Hemen abi şuradan trafiğe bakmak istiyorum. Tamamdır, trafikte şurada bir sıkışıklık varmış. Burada dönmeye çalışanlar var. O zaman öncelik gel buraya. Öncelik şuraya ait. Ha, kilitlendi lan burası. Burası deli bir kilitlendi şu anda ya. Allah Allah, burada karşıya geçen yok burada. Niye kimse karşıya geçmiyor? Ya bütün yolun güzelliğini bozacak bir çözümüm var. Yapmak zorundayım. Zorundayım. Bu yol sorunu çözer mi? Abi bak, burası gitgide artıyor ama. Şu yaptığım yolu kullanan kimse yok. Kimse oraya gitmiyormuş herhalde. Şu verdiğim önceliği kaldırayım mı lan? O çözer mi acaba? Ya çünkü buradan girip buraya gitmeye çalışıyorlar abi. Öyle bir sıkıntı şey yapıyorlar bize ya. Şu yolu kullanan 1-2 kişi var abi. Kullanmayın siz. Kaldır bu yolu, zaten iğrenç gözüküyor. Bak burada bazen bir tıkanıklık gidiyor, bazen geri geliyor. Mezarlık değer kalmamış. Mezarlığı biraz boşaltın. Abi şuraya enfes bir proje yaptım. Kullanan yok biliyor musun? Evet, burayı birazcık daha rahatlattım. Onu nasıl yaptım abi? Şurada şerit birleştirici diye bir şey varmış. Şu. Yani dedim ki soldan giden adam hani bu taraftan gide gide gitsin kardeşim dedim. Artık sol tarafı kullanmıyorlar. Şuradan bak, mavi bu tarafa dönüş var dedim, bu tarafa dönüyorlar. Şu efsane projem de şuydu. Bunlar dedim ki buradan geliyorlar. Buradan gidiyorlar bak, karşıya geçiyorlar, tamam mı? Ya dedim böyle uğraşmayın. Direkt size şuradan alt geçit yapayım dedim. Yine bir alt geçit. Şöyle bir alt geçit yaptım abi. Buradan direkt olarak bu yola çıkarıyorum zaten bunları. Yine de kullanmıyorlar burayı. Kullanan tek tük var yani. Anlamadım ben onu niye yapıyorlar. Orada bir yere mi uğruyorlar, ne yapıyorlar? En azından biraz çözüldü gibi oldu ya. Hatta şöyle bir yol çıkarsam, bak bunu çıkartacağım şimdi. Hemen burayı kullanmaya başlayacaklar diye de çıkartmak istemiyorum da. Şöyle gelen adam şuraya bağlansın mesela. Yani şu tarafa dönecek olanlar dönmesin abi. Bu taraftan gitsinler diyorum. Bak buradan gidiyorlar. Ya bir nebze daha kurtardı gibi oldu ama ya. Diyeceğim bu tarafa gitleyecekler şimdi ya. Neyse hocam, neyse, burası diğer bölüm, burası elden geçer ya. Bu bölüm değil. Diğer bölüm çözeriz buralar. Bu bölüm şehrimizi geliştirdik ya. Şuna baksana. Çöp sorunu var diyor. Tamamdır. Bu bölüm burada kalsın. Diğer bölüm şuradaki bağlantı sorununun sebebini analiz edip çözeceğiz. Tamam mı? Ondan sonra şuradaki boş kalan kısımlar var ya, buraları bağlamak istiyorum. Ama çok da şeye yol açsın istemiyorum işte. Yani alternatif, bak şuradan yolu çıkarıp şu aşağıdan falan da bağlayabilirim ya. Veyahut da şuradaki yolu bir tane daha şuradan yol getirip de bağlanabilir. Ama buranın böyle karşıya geçip delmesi lazım. Buradaki binaların hepsi niye aynı lan? Yani bu bölümde denedik, treni denedik. Şurayı doldurduk. Yeni sanayi, yeni iş imkanları, yeni konutlar. Otobüs hattı denedik, olmadı. Burada yangın var. 3 tane itfaiye gelmiş yangına. Çünkü sağlık ocağı yanıyor. Yani boşluklar dolarsa böyle daha bir şehir havasında olacağını düşünüyorum buraların. Şu anda bile tam o havada değil şuralar. Niye? Çünkü bak şuralar da şey yani, buraların da dolması lazım. Yani buralar dolar. Dolar. Şu taraftaki yola bakan bir şekilde dolacak yani. Şuralar dolacak. Şu araya belki bir parktır, bahçedir, bir şeylerdir. Burada gelişen binalar var. Şu aralar dolar mı oraları bilmiyorum. Şu tarafları dolabilir. Şuraya bir şeyler atılır. Buralara atılır, bak buralar bomboş arazi abi. Mesela ağacı ben elimle şurada ektiğim gibi, şuralara ağaç attım ben, nereydi? Şuralara boş diye ağaç attım dolu gözüksün diye. Buraya ben elimle ağaç atsam, şuralara doldursam. Ondan sonra buraya orman sanayi açabiliyor muyum? Öyle bir şey var mı yani? Hemen burayı bir ağaçlayayım ben. Bu ağaçları toplu attığımız bir şey vardı abi ya. Böyle bunun bir alan gibi bir şey vardı. Onu bir atıyordum, böyle bir sürü toplu ağaç oluyordu. Yok muydu öyle bir şey? Elimle mi atacağım ya ben bu ağaçları? Buraya ağaçlarla donattım abi. Şuradaki ağaçlar gibi gözükmüyor. Burası gereksiz bir sıklık var gibi burada. Burayı bir sonraki bölüm orman sanayisi atmayı deneyeceğim. Şurada bir orman sanayimiz vardı. Ya orman sanayisini atınca kendi kendine bunlar ağaç ekiyor zaten abi. Benim ağaç koymama ihtiyaçları yok galiba. Oluyor oluyor, yavaş yavaş oluyor. Bak şurası. Şurası büyük bir problem. Burası yani, şuralar çünkü zaten çözülür abi. Hepsi ana yolun kenarı. Yani aslında ne yapabilirdim biliyor musun? Şuradan bir ana yolu çıkarıp ta şuraya bağlasaydım. O zaman işte şehre alternatif bir yol girebilirdi. Aa bak. Kaç bin nüfusumuz var bizim? 29 bin. 32 bin olunca bir yerde alabileceğiz. Şu karşıyı almamız yok mu peki? Şurayı. Aradan köprüler geçip burayı iyice böyle daraltalım böyle. Millet çıldırsın burada. Ya da şu tarafı alsam diyeceğim de bu şuradaki unharca yatırım ne olacak hiçbir fikrim yok yani. Şu su nasıl temizleniyor ya? Şundan atınca temizleniyor mu? Bu temizliyor mu ya? Vallahi merak ettim abi. Kuracağım buraya. Kurul. 15 bin'i 4 tane verdim abi. Şu su temizlensin istiyorum, yeter ya. Bu suyu temizliyor mu? Vallahi merak ediyorum ya. Bu ne işe yarıyor abi bu? Atık suda kirliliğin %85'ini temizler diyor. Neyi temizliyor lan bu? Bak buradan pisi akıyor. Şuradan temizli mi akıyor? Hocam temizlenmiyor bu. Ne var ne ne? Gürültü mü? Yalancı. Burada yayalar da sorun ya. Yayalar da bak şuradan geçmeye çalışıyorlar ya. Onlar da ayrı bir sorun cidden ya.
Bu yaya üst geçidi diye bir şey yok mu abi? Varsa DLC'si vallahi alacağım yaya üst geçidin DLC'sini ya. DLC ekleyince oyun şey oluyor mu, bozuluyor mu? Bundan sonra şehir atarken yolların kenarına evden önce yaya üst geçidi atacağız yani abi. Aa, burada ne oldu? Burada ne sıkışıklığı var? Burada da tır trafiği oluştu bak, görüyor musun? Ama buraya kırmızı ışık koymuşsunlardır, o yüzdendir. Şunu bir kaldırın ya. Akar yani bu trafik. Aynen. Bak Allah'tan ayrı yol çıkardık ha. Ayrı yol çıkarmasak neler olacak yani. Çıkarttığımız ayrı yol uzatılabilir bile yani. O kadar söylüyorum. Neyse bu bölüm burada... Aa, su yok. Ne zamandır suyun yok lan senin? Bu bölüm burada kalsın.